Genel olarak 150 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor şu anda piyasada. Çok böyle piyasayı şaşırtacak bir rakam gelmesini beklemiyorum. 100 ile 200 bas puan arasında değişen beklentiler var açıkçası. O bantta kalır tahminim. O bantta kalırken tabii nasıl bir wording olacak yani ne anlatacak notunun içinde o bence birazcık önemli olacak. Çünkü piyasa duruyor mu, devam mı ediyor bunu merak edecektir. 2020'ye dair beklentilere baktığımızda aslında bir miktar daha 200 bas puana yakın bir faiz indirimi de var. Hem çıkan raporlar da var. Ben de ihtimal olduğunu düşünüyorum. Genel stratejisi biraz daha ZK'ya yönelik olacak. Şimdi 2018 yılında 1125 bas puanlık bir faiz indirimi görmüştük. 11,25 puan civarında. Bunun tamamının geri alındığı bir yıl geçiriyoruz esas itibariyle 2019'da. Bundan sonrasında bir ana stratejisi daha çok Kredi politikalarına yönelik olacak muhtemelen. Çünkü faizde atılması gereken adımlar atıldı. Bunun akabinde de yavaş yavaş ZK'larda bir takım uygulamalar görmeye başladık. Onun da devamı bence muhtemel. Bu ince ayar şeklinde bahsediliyor ZK tarafında. Ben şunu anlıyorum. Muhtemelen böyle iki ayda bir munzam karşılıklar tarafında bankalarımızın kredi verme politikalarıyla da birlikte sürekli bir farklılaşmanın görüldüğü bir 2020 geçirme ihtimalimiz bence var. Özetle faiz tarafı bence bir miktar buraya kadar bu indirimi de göreceğiz. Belki biraz durur, belki kademeli devam edebilir ama bu yılki gibi bir dönem geçirmeyeceğiz. Onun ardından da munzam karşılıklar devreye girecek. Zaten munzamı da geçen gün yeniden gördük. Yeni bir ayarlama daha oldu. %10 ile 20 referans aralığından hemen aslında 20'yi uygulayamadan e, real bazda büyümelere geçmiş durumdayız. Çünkü kamu bankalarımız 20'yi aştı. Onların da kredi vermesi hala da arzu ediliyor. Dolayısıyla faiz politikasından bir miktar daha kredi politikasına doğru bir kayış olacağını düşünüyorum Merkez Bankası'nda. Şu anda çıktı açı çok yüksek olduğu için bir enflasyon endişemiz yok. Ama dediğim gibi bir miktar daha kredilere yüklenme hani devam eder ise bunun çok sonraki dönemlerde yani 2022. yarıda belki bunu konuşuruz. Bir miktar enflasyon tarafında risk olma ihtimali var bence. Ben daha temkinli gidilmesini tercih ederim. Çünkü real faiz tarafında emsallerimize kıyasla aslında düşüyoruz mevduat faizi gibi düşünecek olsanız 11'lerde bir mevduat faizi olsa bunun neti zaten hani onlara kadar düşüyor. Hatta daha bile çok e, düşüyor. E, 12 aylık enflasyon beklentisi piyasada 10 küsurlarda 11 küsurlarda olsa yani sıfırın bile altında bir reel faiz söz konusu. E, var olan enflasyon görünümünü zorlu bir dönem geçirdik 2017-2018 hatta 2019 elbette ki enflasyon tarafında. Ben biraz daha temkinli olmayı gerektirdiğini düşünüyorum. Yakın geçmişteki deneyimlerimizin. O yüzden yani bu kadar faize yüklenmeyi çok doğru bulmuyorum. Ama elbette ki otoritelerin büyüme kaygısı olduğu için onlar açısından bakıldığında anlaşılabilir. Biz daha çok teknik tarafta yer aldığımız için ve daha uzun vadeli de baktığımız için daha temkinli politikalar, daha orta vadeli stratejiler inşa etmenin doğru olacağını düşünüyorum. Ama bence Merkez Bankamızın politikaları daha kısa vadeli ve ince ayar yapma üzerine 2020 yılında geçecektir. Fed'in toplantısından bir faiz değişikliği gelmeyecek gibi görünüyor. Bunun sinyalini de verdiler. Genel olarak zaten FED iletişiminde çok net. Bu sene içerisinde 3 kere faiz indirimine gittiler. Ama piyasaları bunun devamının gelmeyeceği şeklinde de yönlendirdiler. Yani bunun bir yeni bir faiz indirimi döngüsü olmadığı ama Temkinli olma amacıyla e, gerek Avrupa'daki yavaşlama, gerekse Amerika-Çin ilişkilerinin e, büyüme üzerindeki olumsuz etkilerini düşünerek e, bir tedbir amaçlı birkaç faiz indirimine gideceklerini söylediler. Ve e, bunun gerekçesini de e, bir gerekçesini en azından Amerika'da enflasyonun düşük olması, hedefin hala altında olmasıyla açıklamışlardı. Şu anda gelinen noktada Fed'in söylediği şu, Zaten Amerikan ekonomisi çok kötü bir noktada değildi. İstihdam bizim nötral dediğimiz yani potansiyeldeki istihdamın da altında bir işsizlik rakamımız var. Elinde sonunda biz iş piyasasındaki bu durumun fiyatlara yansımasını bekliyoruz. Yapacağımızı yaptık. Bundan sonra beklemede kalacağız diyorlar. Ve bunu Amerika'nın makroekonomik dengeleriyle de değerlendirdiğiniz zaman bana son derece ikna edici geliyor bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından da aslında bu ideal senaryo. Çünkü bir yandan Fed birkaç faiz indirimine gitti. Piyasalarda bir risk iştahı yüksek. Öte yandan da merak etmeyin öyle Amerikan ekonomisi resesyona falan girmiyor diyor. Dolayısıyla global konjonktür olarak bakarsak bizim için elverişli bir ortam var. Oradan bizim merkez bankamıza gelecek olursak biz Fed ile yaklaşık aynı dönemde ciddi faiz indirimlerine gittik. Yani Fed bir taraftan faiz indirimi yaparken biz de yaptık. Ama bizde çok daha agresif oldu tabii ki bu faiz indirimleri. Ve 6 aydan kısa bir sürede 10 puanlık bir faiz indirimine gidildi. Yarınki toplantıda da yine 200 bas puan kadar bir faiz indirimi bekleniyor. Merkez Bankamızın tahmin ediyorum bunun için açıklaması şu global konjonktür yardım ediyor. Faiz indirimlerine gittiğim halde kurda önemli bir sıçrama görmüyoruz. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi de resesyonda olduğu için ben destekleyebildiğim kadar Türkiye ekonomisine büyümeyi desteklemeye çalışacağım. Şimdi bu açıdan Merkez Bankası kararını anlayabilirsiniz. Çünkü evet, ekonomi sonuçta yavaşlarken siz borçlanma maliyetini düşürüp ekonomiyi canlandırmak isteyebilirsiniz. Kurda görece sakinken ki Fed'in etkisi çok büyük. Bunun için elverişli şartlar oluştuğu düşünülebilir. Ama burada benim dikkat çekmek istediğim Merkez Bankası bu adımları atarken bir taraftan da bunun kredibiliteye zarar vermemesi lazım. Yani siz evet ekonomiyi desteklemek istiyorsunuz ama enflasyon hedefiniz artık giderek uzaklarda kalmaya başlıyorsa %5'lik hedef bir noktadan sonra bu dönüp dolaşıp sizin ayağınıza dolaşabilir. Evet sonuçta global konjonktürün Merkez Bankası'na yardım ettiğini de anlıyorum ama sizin bu kadar hevesli bir şekilde çok kısa bir sürede çok hızlı faiz indirimlerine gitmeniz sonuçta kredibilite açısından ve enflasyon hedefinin samimiyeti açısından insanların kafasında soru işaretleri doğuruyor. Özellikle gelecek sene e, ekonomi biraz daha sonuçta dibi gördüğümüzü düşünüyoruz toparlanmaya başlayınca talep üzerinde de baskılar oluşmaya başlayacak. İşte o noktada Merkez Bankası artan enflasyonist baskıları nasıl kontrol edecek? Orada bizim kredibiliteye ihtiyacımız var. Merkez Bankası'nın çıkıp "Merak etmeyin, ben enflasyon hedefinde samimiyim. Eğer enflasyonun tekrar yükselmeye başladığını görürsem gerekli önlemleri alacağım." demesi lazım. Ama şu son 6 aydaki Merkez Bankası'nın performansından maalesef o noktaya geldiği zaman, o şartlar oluştuğu zaman Merkez Bankası'nın tekrar sıkı bir para politikasına geçebileceğine dair ciddi endişeler oluştu. Yani bir takım e, genişlemeci hamlelerin ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapıldığını biliyoruz. Ama bunun ekonomide yarattığı kırılganlıkları da bence unutmamak gerekiyor. Onun için Merkez Bankası'nın bir indirimi yapmasını bekliyorum ama bunu çok da tasvip ettiğimi söyleyemeyeceğim. ECB'ye gelince e, bir faiz indirimine daha gitmeleri beklenmiyor. En son eksi 0.50'ye kadar düşürdüler politika faizini ve miktarsal genişlemeye de devam ediyorlar. Tahmin ediyorum işte Lagard'ın açıklamaları şimdi artık Draghi'den sonra Lagarta görev teslimi oldu. Draghi'nin bıraktığı yerden devam edecektir. Çok fazla politika değişikliği olmadığını, aynı patikadan gideceklerini, ECB'nin sonuçta kurumsallığının oldukça oturmuş olduğunu ve değişik yani bir politika değişikliğine gitmeden Draghi'nin bıraktığı yerden ECB'nin bu destekleyici para politikalarına devam edeceğinin sinyalini verecektir diye düşünüyorum.